meslek benim dedemden, atamdan kalma meslek. Yani bildiğimiz kadar, yedicettiğimize kadar bu dericilik devam etmekte. Ben bu işi hala severek devam etmekteyim. İnsanoğlu var olduğundan bu tarafa dericilik var. Çünkü insanlar ne yapmışlar? Hayvanı avlamışlar, karnını doyurmuşlar. Derisini tabaklayarak, değişik yöntemlerle tabaklayarak üzerine giysi yapmışlar. Yani dericinin tarihi insanlığın tarihiyle aynı eş zamanda. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarih kokan bir zanaat, tabakhane. En eski zanaatlerden biri olan dericilik, dünyanın ilk uygarlıklarına ev sahipliği yapan Anadolu'da, yüzyılların içinden getirdiği üretim geleneğini bugün de sürdürmekte. Yalvaç'ta Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Alman teknolojisiyle bir şirket kurulmuş. İnsanlar işte, hatta benim anne tarafımdan olan dede de en büyük hissedarlardan bir tanesi o. Hala senetleri elinde mevcut yani. Atatürk harbi kazandıktan sonra Yunan'ı, İtalyan'ı, Fransız'ı, İngiliz'i kovduktan sonra Kayseri'ye uçak fabrikası, kapat fabrikası yaptı. Nazilli'ye basma fabrikası. Yalavize'de de deri fabrikasını gelmiş kendi, bak işe bak. Buradaki zenginleri kim etti bilmem. Ben o zaman daha doğdum doğmadım ufakıdım. Yalavizik ileri gelen zenginleri toplamış. Onlardan hisseye sokmuş onları. Fabrikada hisseleri var. Parayla bu fabrikayı kurdurmuş. Şimdi burayız. İşte ben orayı otel yapacağım bilmem ne edeceğim diye bozdu düzdü. Bu hale geldi gari. Ticaret alanında en önde gelen kuruluşlar yani tabakhanecilik. Yalvaç'ın ekonomisine katkı sağlayan dericilik sektörü. Buraya deri, ham deri gelir bize. Yani koyun derisi veya sığır derisi. Ben size sığırdan örnek vereyim. Gelen deriler konservasyon görmüştür. Yani tuzlanmıştır. Tuzlu derileri biz alırız dericilerden, ham dericilerden. Bunu aşağıda ıslatma havuzlarımız var. Bunu ıslatma havuzuna atarız. Orada yani üzerindeki kan, tuz, pislik ve benzeri şeyler deriden arınır. Tekrar bir ikinci ıslatmayı alırız. Burada deri hayvanın sırtından çıktığı anki duruma gelmesi lazım. Yani dedemin de babamın da bana söylediği bir şey var. Bir deri et olmazsa o deri çopak derler. Yani et olması demek derinin hayvanın sırtından çıktığı anki duruma gelmesi. Yani yumuşaması. Bunun değişik metotlar var. Kontrol metotlar var. Yani teknikte de aynı şey denilen şey. Bir deri yumuşamazsa o deri çopak. Yani hiçbir şey olmaz. Kuru çıkar. Kuru girer kuru çıkar. Deriyi ilk defa işte burada ıslatmaya, yumuşatmaya terk ediyoruz. Islattığımız, yumuşattığımız havuz burası. O ıslattığımız, yumuşattığımız derileri dolapta işte zırnıp kireç veriyoruz. Tüyünü kılını döktürüyoruz. Çukurdan sonraki safa bu. Derinin iki türlü işlenme yöntemi var dünyada. Bir, kimyasal, yani ayakkabı, bu giydiğimiz zik, giysilik, ceket. Ondan sonra ayakkabının yüzü, vidola dediğimiz veyahut da güder dediğimiz, bunlar kimyasalla işlenen bir şeydir. Ama bizim işlediklerimiz tamamen doğal. Nedir? Tabaklama maddesi, bitkisel olan meşe palamudu bildiğimiz. Meşe palamudu üyütelerek bu taneni suya çıkıyor. Aynı nasıl çayı demlerken, ne yapıyoruz çay demlerken? Suyla temas ettiği zaman tanen çıkıyor değil mi suyum? İşte palamut da suyla temas ettiği zaman tanen çıkar, çıkan tanen deriye girer. Bizim tabaklarında kullandığımız bir, bak ben şu an kullandığımı söylüyorum. Olmazsa olmaz palamut. Palamudun özünden elde edilen valeksi. Yani palamudun özü kaynatılarak çıkarılıyor. Özü bazı meyan kökü ve diğer kimyasallarla karıştırılarak valeksi elde ediliyor. Mimoza dediğimiz malzeme var tamamen bitkisel. Kabruka dediğimiz malzeme var tamamen bitkisel. Yani bunlar bitki tabağı şeyli. Dedi az önce söylediğim sumak. Diyarbakır bölgesinde toplanan mazı var. Üyütülerek mazı. Bunlar yani bizim dericilikte benim kullandığım daha doğrusu Yalvaç'ın kullandığı hep bitkisel esaslı
şeyler. O yüzden bizim derilerimiz %90 organik arkadaşlar. Bu derinin ham hali, üzerine kılı tüyü var. Onlar bu deriyi, bu ham deri işte dolapta zırhını, kirecini veriyoruz. Kıl gidermesini, kılını, tüyünü alıyoruz. Ondan sonra yıkattırıyoruz. Yıkattıktan sonra bu hale geliyor işte. Pikleye çekiyoruz. Bu pikle hali. İşte derinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de tasnif ediyoruz. Palamutlu veya krom yapıyoruz. Şu pikle hali. Bu kroma çekilmiş hali, kromlu. Bu da palamutlu bitkisel hali. Bu mesleği ata mesleği olarak dedemizden gördüğümüz günden beri sürdürmekteyiz halen. 4 yıl önce emekli oldum. Halen tabakhanede yine çalışmaktayız. Burada deri önce tuzlanır bozulmasın diye. Deri tuzdan ötürü bozulmaz ama kokusu cihanı aşmıştır bir kere. Bu kokuya dayanıp burada çalışacak maharetli kişiye debba denir. Bir adam debba olursa bir daha ömrünün sonuna kadar kötü koku duymaz. Bir deri kesinlikle pisliğe girmeden, yani köpek pisliği olur, kuş gübresi olur veyahut da domuz pankrenazından yapılan şu an modern ısınma maddesi girmeden olmaz. Neden? Deriye kireç zırhlık verdiğimiz zaman deriye sinek kayıt tıraş yaptık. Yani derideki kıllar döküldü ama kıl kök içinde kaldı. İşte sama maddesi, hani köpekler genelde sert şeyler yerler. Bunu eritebilmek için pankrenazından özel bir salgı salgılar. Yediği kemiği eritebilmesi için. O kemiği salgı işte bizim sama maddemiz. Yani kıl kökündeki yağları eriterek gözlerin açılmasını sağlar. Yani olmazsa olmaz. Sama mutlaka olacak. Eskiden 1 metre yarı çapında, 1 metre de 1,5 metre derinliğinde küçük heydanlarımız olurdu. Biz buna deri basardık. Heydanların içerisinde deriyi kirecinden arıtmak için köpek boku toplarlarmış. Tenekelerle, ellerinde maşalarla köpek boku toplarlarmış. Eskiden tabakhanenin bir orta bölümü var. Orta bölümünden yukarı bölümündeki köpekler aşağı bölümüne, aşağı bölümündeki köpekler de yukarı bölüme geçemezmiş. Ve herkes kendi dükkanının civarında bir 8-10 tane köpeğe bakarmış. Yani eskiden tabii kuyruk kulak çok daha etli olurdu. Herkesin et yeme, herkesin evinde hayvan vardı. Herkes daha çok et yiyordu. Ve deri çok çıkıyordu. Şu andakinden çok çok çıkıyordu. Şimdi eskiden çok dışarıdan ihraç ediyoruz deriyi, ithal ediyoruz. O dönemlerde böyle ellerinde tenekelerle, maşalarla köpek boku toplarlardı. İşte nereye gideceğin, tabakhaneye bok mu yetiştireceğin sözü oradan kalma bir söz, gerçek bir söz. Ahı Ervan Şeyhi Mahmut, tabakların piri bu. Tabakhanenin iki hususatı var. Tabakçının hususatı iki. Alınan deri et olacak. Et olduktan sonra samada ölecek. Bu ikisi olmadıktan sonra deri deri olmaz. Mal et olacak, samada ölecek. İşte bu. En sonunda deri kıvama geldiğinde debba onu taştan taşa çalarak işler. Meşin yapar, çırçır yapar, hatta gideri ve kösele yapar. Bir tane hayvan görsem, özellikle sığır için söylüyorum, kesinlikle etini nefsim çekmez. Bak şu kadar olsa çekmez. Benim gözüm işiden nedir? Derisi. Bana eti bir tarafa koysalar, deriyi bir tarafa koysalar, ben hiç tereddütsüz deri alırım. Çünkü ben meslekte ekmek yedim. Bu meslek benim kanıma kadar işlemiş. Biz ne çileler çekiyoruz?
Yani deriyi mamül hale getirip o ağır kokunun içinde görüyorsunuz. Ne hale gelmiş deri. Orada bir şey var, çile var, emek var, alın teri var. Bu mamül hale geldiği zaman ben şahsen güzel bir mal üretim yapıp yukarıya çıkardığım zaman benim en mutlu günümdür o. İşte ne koku kalır o gün, ne sıkıntı kalır, ne yorgunluk kalır efendim, ne de gam, keder, tasa kalır. İptidai zamanlarda, ilk giydiğim zamanlarda su yoğudu, su yoğudu. Su çukurları vardı, şöyle şöyle vallahi böcüle vardı. Onun için nalalığı yıkadık, yoğudu. Sonradan şirketin önünden bir su geldi, üç yerden su akadı. Allah razı olsun. Ondan sonra her dükkana su girdi, daha güzel oldu. Sudan çok çektik. Şimdi su nerede var? Filan yerde. Ta oraya kadar malı götürür. Şimdi ne var hala şu zamana? Her şey ayağında, her şey. Malzeme de ayağında, her şey ayağında. Çok iyi. Evveli çok çektik biz, çok çile çektik. Bizim mesleğimiz ahiyevranın mesleği, ahilik mesleğinden gelen bir şeyimiz var. Geçmişte babama para değiştirmeye gelen birisiyle tanıştık. Eskiden insanlar gelir tabakların parasıyla kendi paralarını değiştirir, o paralarla hacca giderlermiş. Benim de böyle bir anım var. Babama birisi para getirdi. Dedi bu parayı değiştirmek istiyorum, hacca gideceğim dedi. Tabii babam anladı. Babamla parayı değiştirdiler. Böyle de bir anım var. Eskiden mesleğimiz çok daha değerli, çok daha saygın bir meslekti. Artık bu mesleğin de saygınlığının azaldığını görüyoruz son dönemlerde. Derinin İlk aşamasında o kurtlu kurtlu sinek atmış larvalı derileri alıp basıp temizleyip onu 6 ay deriyi çukurlarda bekletip işleyip onun her evresine, her aşamasına alın teri dökmüş insanlar vardır. Tabakhane, tabakçılık mesleği böyle bir meslektir. Ahilik mesleğidir tabaklık mesleği. Çok zor bir meslek olduğu için, alın teri bol olduğu için hacca gideceklerin çoğu tabak esnafının parasıyla değiştirirlermiş parasını. 28 yıldır deriyi hediyelik eşya olarak üretiyoruz. Turizm piyasasında satışını yapıyoruz. Deri işlenmiş vaziyette doğal sepileme denilen yöntemle yapılır. Doğal işlenmişleri bize geldikten sonra biz onu muhtelif hediyelik eşya, çanta, kemer, duvar süsleri vesaire olarak işleriz. Derinin tabakhanedeki işlenişi oldukça zahmetli, pis de bir iş. Ancak özellikle Yalvaç'ta işlenen deri kesinlikle kimyasal falan kullanılmaz, doğa sepileme yöntemidir. Biz de o deriyi kullanırız. İnsana mutluluk veriyor tabii, yani o ham deri geliyor. Biz onu bir ürüne çeviriyoruz ve oldukça da ilgi görüyor. El emeği, göz nuru. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Ürünlerimiz el sanatı. Turizme yönelik genelde. Ama tabii iç piyasada da rağbet görüyor. İşte çanta, kemer, hediyelik eşya, bileklik, anahtarlık. Aslında sınır yok. Mobilya da var. Sınır yok. Ne üretirseniz olur. Veba, pislikten, bataklıktan intikamını döve döve, taştan taşa vurarak alır. Onun intikamını herkes üzerinde taşır. Kah ayakkabısında, kah kemerinde, kah ceketinde. Bir yerden de bakarsan, bu vebanın övüncüdür. Oğlum, tabakhanede olsun, askerlikte olsun. Ben tabakhanede Akşehir, Konya, Kayseri, Kütahya, Afyon, Gaziantep, her taraflara ben almaya satmaya çok gittim geldim. Nereye gidersen git, temiz dürüst olacağım. Ben en ziyade temiz dürüst olmak kazandım ben. Çok.
Hiçbir kimsenin bir şeysine karışmadım. Kötü ahlakım da yok. Şuna kız şuza ya. Kötü ahlakım vallahi yok. Anadan doğmayayım ben böyle. Hala daha öyleyim. Böyle terbiye. İşte bu adam terbiye etti beni. Güzel nasihat etti. Oğlum dışarılara gittiğinde hastalık alırsın, karıya kıza bozulma. Kimsenin bir şeysine tenezzül edip alma. Böyle bana küçükler nasihat etti. Onun nasihati üzerine gidiyorum. Şerefli geldim, şerefli gidiyorum. Hadi 91 senedir şerefi bir yerde kırmadım. İşte siz de kırmamaya gayret edin. Olur olmaz şeylere burnunu sokma oğlum. İnşallah.